Merhaba dedik. Sözcü yazarı İsmail Saymaz'la başlayacağız. Çünkü özel bir haber var. Özel bir haberi paylaşacak. Aslında Türkiye uzun süredir bu haberi bekliyordu. Bayramdan önce bir açıklama yapılmıştı HDP'li Pervin Buldan tarafından. Destekleyeceğimiz adayı açıklayacağız demişti. İsmail Saymaz'ın bu konuya ilişkin bir özel bilgisi var. Hemen alalım kendisinden. Bugün ben HDP eş başkanı Sayın Mithat Sancar'la görüştüm. Ve Mithat Sancar bana şu açıklamayı yaptı. HDP bu seçimde açıkça Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini beyan ediyor. Bu açıklama aslında bir hani basın toplantısıyla yapılması düşünülüyordu. Ben bunu duymuştum. Fakat kendisini aradım ve Mithat Sancar bana evet Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz dedi. Normalde HDP bir ay önce yaptığı toplantıda aday çıkarmayacağı yönünde açıklama yapmış ama kime oy vereceğini söylememişti. Geleneksel çizgisi de aşağı yukarı böyle HDP'lilerin. Yani daha önceki yerel seçimlerde de işte açıkça CHP adaylarını işaret etmemişler ancak oraya oy vermişlerdi. Burada da geçen 22 Mart'ta da yaptıkları basın toplantısında HDP olarak aday çıkarmayacaklarını beyan etmişlerdi ve böylece aslında yani Kemal Kılıçdaroğlu'na örtük bir destek verdikleri düşünülmüştü. Ama şimdi ilk kez HDP açıkça Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini beyan ediyor ve seçmenin de oy vermesini istiyor. Ben neden böyle bir karar aldıklarını Mithat Sancar'a sordum. Mithat Sancar bana şöyle dedi. Yarınki köşe yazımın konusu bu ve köşemde genişçe bu Mithat Sancar'la yaptığım söyleşiye yer verdim. Ancak oradan birkaç bölümü sıcak bilgi olduğu için aktarmak istiyorum. Ben kendisine neden böyle bir karar aldınız diye sordum. Dedi ki biz bu seçimi Türkiye tarihinin en kritik seçimi görüyoruz. İki stratejik hedefimiz var. Birinci hedefimiz tek adam rejimine son vermek. İkinci hedef demokratik dönüşüm konusunda en etkili güç haline gelmek. Tek adam rejimine son vermenin yolu Cumhurbaşkanlığı seçiminden geçiyor. Bir tarafta rejimi kalıcı hale getirmek isteyen Cumhur İttifakı'nın adayı var. Diğer tarafta rejimi değiştirme sözü veren Kılıçdaroğlu var. Tek adam rejimini sonlandırma noktasında Kılıçdaroğlu hedeflerimiz örtüşüyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik diyor. Aynı zamanda kendisi seçimi ilk turda kazanılmasının daha doğru olduğunu, bunun amaçlanması gerektiğini, ikinci tura kalmaması gerektiğini söylüyor ve diyor ki bunun Türkiye'nin demokratik dönüşümüne giden yolda önemli bir adım olacağını düşünüyoruz. O nedenle herkesi demokratik sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyoruz. Mevcut rejim ülkeyi felaketler gırdabına sokmuş ve her anda çöküşün eşiğine getirilmiştir. Ülkeyi bu karanlıktan çıkarmak için tek adam rejimine kurtulmak gerekir dedi ve bu açıklamayı yaptı. Böylece HDP'nin Kılıçdaroğlu'na açık şekilde destek verdiği ilk beyanatı bu oldu. Bugün bana verdi. Ben şimdi yayınlarımızı açıklıyorum. Evet. Yarın da köşemde bu söyleşiye yer vereceğim. Evet sevgili izleyenler, uzun süredir beklenen bir açıklamaydı bu. Söyledik, bayramdan önce açıklama yapılmıştı. Bayramdan sonra kararımızı açıklayacağız demişlerdi. İsmail Saymaz'a konuştu HDP eş genel başkanı Mithat Sancar ve ilk defa Sözcü televizyonlarından duyuruldu bu haber. HDP İsmail Saymaz'ın özel haberiyle Mithat Sancar'ın açıklamalarıyla Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek vereceğini açıkladı. Ersan Hocam, sizde durum nedir? Bunu bir kısaca değerlendirelim. Sonra gündeme ilişkin detaylara geçeceğiz. Şimdi HDP seçmenini bilmem. Kimsenin o ipotek altında değil. Herkes iradesini kullanır. HDP'nin de niyetini oturup burada tartışmaya açmak istemem. Başka da şansı yok. Zaten Yeşil Sol Parti olarak giriyorlar bildiğim kadarıyla. Yani HDP'nin Cumhurbaşkanı seçiminde Sayın Kılıçdaroğlu'ndan başka bir adaya oy verebilme şansı yok, ihtimali yok. Yani bu böyle yeni, şaşırtıcı, Allah Allah diyeceğimiz bir haber değil. Bence Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes seçimin sonuçlarını merak ediyor. Özellikle Cumhurbaşkanı seçimi. Türkiye Cumhuriyeti'nde seçimin sonucunu milliyetçiler ve ulusalcılar belirleyecek. Bugün, dün böyle yakından takip ediyoruz. Özellikle Cumhur İttifakı'nın mitinglerine, söylenen sözlere, atılan sloganlara bakıldığında mesele şu anda net bir şekilde belli oldu. Özellikle milliyetçilerin ve ulusalcıların oyları. Sinan Oğan'a mı gidecek? Sayın Muharrem İnce'ye mi gidecek? Çünkü hem Kılıçdaroğlu'ndan hem Erdoğan'dan, Sayın Erdoğan'dan kaçış var. O kaçışın şu anda boşta olanları var. Diğer iki Cumhurbaşkanı adayına yönlenenleri var.
Bunların nasıl ikna edileceği meselesi, yoksa HDP'nin zaten yönetimi olarak seçmenini bilmem. Kimsenin oyu kimsenin ipoteği ve talimatı altında değil. Öyle olmamalı. Kimse aklını kiraya vermemeli. Ama zaten Sayın Kılıçdaroğlu'ndan başkasına oy verebilme imkan ve ihtimalleri zaten yok. Beklenen bir açıklamaydı. Zaten. Ama önemli olan şu, İsmail kardeşim onun bana açıklaması yapacak. Milliyetçiler ve ulusalcılar kime oy verecek? Diyebiliyor mu Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verecek? Muhakkak. Diyebiliyor mu? Efendim işte Sayın İnce'ye veya diyor, Oğan'a vermiyor. Şimdi bence esas diyor. Tartışma konusu bu. Çünkü tabii. Şu anda benim gördüğüm, şuraya da not aldım. Dövüş AK başlasın. AK Parti'nin özellikle bu seçimde uyguladığı AK Parti'nin bu seçimde uyguladığı taktik strateji, buraya not almışım. Din eksenli veya dini duygulara dayanan Türk milliyetçiliği. Net bu. Seçim stratejisi ve bunun üzerine oturtulmuş durumda. Cumhur İttifakı da AK Parti net bir şekilde dini duyguları esas alan, dinle birlikte Türk milliyetçiliği üzerine. Çünkü niye? Milliyetçilerin ve ulusalcıların oyları. Mithat Sancar'ın açıklamasını değerlendirdiyseniz onu ayrı bir başlık halinde soracağım. Önemli değil yani Mithat Sancar'ın, Sayın Sancar'ın ne söylediği. Peki. İsmail Saymaz, siz